gördüğümüz kadarıyla yani bir tribün eksiğimiz var. Bu da projede olmadığı için, projede alanın dar olduğunu, alanın küçük olduğu için proje alamadıklarını söylediler. Projede olmadığı için tribünsüz bir sahaya şu an teslim edecekler Gençlik Spor Müdürlüğü'ne. Mardin'in Mazıdağ ilçesine yapılan stadyumda tribünlerin yer almaması dikkat çekiyor. Mazıdağ Spor Kulübü Başkanı Kahraman Ceylan, ilçe stadı yapılmadan önce toprak arazide maçlarını yaptıklarını ve ilçe stadyumunun %95 oranında tamamlandığını belirtti. Ceylan, şimdiye kadar bir sahamızın olmaması kulübümüz için büyük bir eksiklikti dedi. Herhangi bir sahamız olmadığı için Mazıdağ Spor için, futbolu için büyük bir eksiklikti. Bir neden olsa bu sahanın yapılmasıyla onun giderildiğini hissetmeye başladı. Çünkü sahayı gördük artık, inanıyoruz. Buna maçta nerede yapıyordunuz? Maçta yine burada yapıyorduk, toprak sahada yapılıyordu. Şimdi toprak sahada artık hiçbir şekilde TFF bunu kabul etmiyor, oynatmıyor. Zorunlu olarak suni çim sahada maçın yapılmasını gerektiğini zaten normalde öyle olması lazım. Maçlarımızı delikte yapıyorduk, delik ilçe standında yapıyorduk. Stadımız olmadığı için. Şimdi yapıldı. Bundan sonra maçımızı burada yapacağız. Halkımızla beraber, Mazıdağ taraftarlarla beraber maçlarımızı burada yapacağız. Mazıdağ İlçe Kaymakamı Mustafa Bey'in görüştükten sonra bize şunu söyledi. Ben tribünü yapacağım. Portatif de olsa bunu bir kesinlikle tribünü yapacağını söyledi bize. Şimdi sahanın etrafına baktığımız zaman her iki tarafında da boş arazi olduğunu görmekteyiz. Bu boş araziler milletindir, vatandaşındır. Buradaki tribün eksiğimizden dolayı benim bildiğim kadarıyla resmi maçları U18 dahil, amatör, bar ligi, bölgesel amatör dahil hiçbir maçın burada resmi olarak tribün olmadığı için verilmeyeceği konusunda bilgim var. Bir an önce bu tribünlerin dahil edilmesi lazım. Tribün yapılması gibi. Bir an önce biz de taraftarlarımızla beraber maçlarımızı burada oynamak istiyoruz. Taraftarın desteğini arkamıza alıp burada maçlarımızı oynamak istiyoruz.